230 metre uzunluğunda, iki futbol sahası uzunluğundan daha fazla. 94 araç taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca zırhlı araçlar, ayrıca gemiler, amfibi gemileri taşıma imkanı var. Üç kıtanın tam ortasında, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasındaki Türkiye ve Anadolu'yu çevreleyen Mavi Vatan. Caydırıcılığın ve hakimiyetin simgesi, donanmanın amiral gemisi. Diyoruz ki güçlü Türkiye, güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak. Türk mühendisler tarafından bu ilkeyle 6 yılda hazırlandı. Kısa süre sonra göreve başlayacak. İşte karşınızda dünyanın ilk İHA, SİHA ve amfibi gemisi özelliği taşıyan yerli ve milli uçak gemimiz TCG Anadolu. Bizim artık etki alanımız 3 kıta, ilgi alanımız bütün dünya oldu. Savaşta ve barışta, mavi vatanda, dosta güven, düşmana korku salacak, donanmanın gücüne güç katacak. Türkiye'nin ilk uçak gemisi, savaş gemilerimizin en büyüğü TCG Anadolu'nun güvertesindeyiz. Dünyada sadece 6 ülke kendi uçak gemisi üretebiliyor ve Türkiye de artık bu ülkeler arasında. Adımlarımı attım, bu pistin hissettirdiği duygu kelimenin tam anlamıyla dev bir yüzen kale. Üstelik içerisinde hava üssü barındıran bir kale. Dev limanı sizlere tanıtacağız efendim. Envantere girdiğinde Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak. TCG Anadolu'nun yerden yüksekliği tam 58 metre. Yüksekliğini şöyle anlatalım sizlere. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü düşünün efendim. Sadece 6 metre kısa. Uzunluğuysa 231 metre. Türkiye'nin uçak gemisi 6 yılda. Binlerce Türk mühendisin ve işçinin alın teriyle Deniz Kuvvetleri envanterine kazandırılacak. TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliğini de taşıyor. Hissi F-35 gibi dikey kalkış yapabilen savaş uçakları için elverişli. Çok yakın zamanda bu pistten helikopterler, yerli ve milli atak taarruz helikopterleri, katlanır kanatlı TB-3 ve ilk insansız savaş uçağımız Kızıl Elma iniş ve kalkış yapabilecek. TCG Anadolu'nun pistine aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yapabiliyor. Gemide 20'den fazla hava aracı konuşlanabiliyor. Bu gemi 230 metre uzunluğunda, yani akılda kalması bakımından iki futbol sahası uzunluğundan daha fazla bir uzunluğa sahip. 32 metre genişliği var. 24 değişik cinste helikopter burada yer alabilir. 30 adaklı bir hastane ortaya çıkıyor. Türkiye'nin güvenliği Mavi Vatan'la başlıyor. Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesini kapsayan 462 bin kilometre karelik bir doktrin. Bu dev gemiye de işte bu nedenle ihtiyaç var. Geldiğimiz noktada durum ve şartlar çerçevesinde bulunduğumuz seviye bazı şeyleri zorunlu kılıyor. Bunlardan biri de bu bizim Anadolu gemisiyle alakalı yapma ihtiyacımız. Bu çerçevede Türkiye olarak bizler 3 kıtada etkimiz olduğunu görüyoruz. Etki alanımız 3 kıta oldu ve bütün dünyada ilgi duyuyoruz. Dolayısıyla bütün bu faaliyetleri yerine getirmek için sadece askeri değil, bütün geniş anlamda baktığımızda savunma güvenin her boyutuyla bunu ele aldığımızda bu tür gemilere ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Anadolu güçlü Türkiye için şart. Göreve başladığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle de donanmanın yıldızı olacak. Son hazırlıklarda işte bu bilinçle yapılıyor. Anadolu gemisinin de inşasıyla birlikte gerçekten çok ciddi bir kapasite, çok ciddi bir imkan ve kabiliyet kazanıyoruz. Ve bu kabiliyetimiz çerçevesinde bütün denizlerde, sadece kendi denizlerimizde değil, kendi sınırlı alanlarımızda değil, bunun çok daha ötesinde çeşitli değişik görevleri yapabilecek noktaya gelmiş bulunuyoruz. Burada biz bir taraftan bu faaliyetleri yerine getirirken, kendimizle alakalı hak ve menfaatlerimizi korurken, diğer taraftan da dost ve kardeş ülkelere yardım, insani yardım dahil, çeşitli konularda, sağlık konuları dahil. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da yerli ve milli İHA, SİHA ve amfibi uçak gemimiz Anadolu'daki çalışmaları titizlikle takip ediyor. Yani biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmekte, Türkiye'yi güçlendirmekte sadece Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamakta güç kazanmıyoruz. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz ittifakın da gücünü kuvvetini arttırıyoruz. Bu nedenle biz diyoruz ki güçlü Türkiye, güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir. Bunun da herkes tarafından bilinmesi lazım. Dev geminin dev cüssesine bakıp da sakın hantal olduğunu düşünmeyin.
Anadolu 20 mil sürate ulaşabiliyor. Sahip olduğu yakıt kapasitesiyle 16 mil süratle, yani yaklaşık 30 kilometre hızla hiç durmadan 9000 mil yol kat edebiliyor. Örnek vermek gerekirse dev yüzen kale Türkiye'den Amerika kıtasına hiç ikmal yapmadan gidip dönebilme özelliğine sahip. TCG Anadolu çok amaçlı gemisinde iki yakıt ikmal istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlardan aynı anda 6 hava aracına yakıt ikmali yapılabiliyor. Çok ciddi bir menzil var bu gemide. Gerçekten övünecek bir noktadayız. Ben bu gemiyle bir yakıt ikmali yapmadan 50 gün karaya istinad etmeden, karaya dayanmadan, karadan bir destek alma ihtiyacı duymadan faaliyetleri icat edebilecek bir durumda bu gemimiz. Gelelim bu dev geminin kendisini nasıl savunduğuna. Üzerinde konuşluğu, SİHA ve helikopterleri saymazsak güvertedeki bu 5 hareketli top ve iki yanında aldatma sistemleri bulunuyor. Üst güvertedeki iki yakın hava savunma sistemiyle tam bir caydırıcı güç. Birincisi, çok zorlu hava koşullarında dahi faaliyet yapabilecek, görev yapabilecek özelliklere sahip. Ayrıca kendi kendini koruma yeteneğe sahip. Fakat diğer taraftan da bu tür gemilerde, Lehel Anadolu tipi gemilerde ki konsept, tabii bunlar tek başına hareket etmeyecekler efendim. Bunları koruyan fırkateynler olacak, denizaltılar olacak, uçaklar olacak. Buna göre gerekli tedbir alınacak. Dolayısıyla kendisinin hem denizden hem de havadan gelecek her türlü saldırıya karşı da mükemmel bir savunma sistemi olacak. Anadolu'yu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte dolaşıyoruz. Ancak TCG Anadolu'yu yürüyerek dolaşmak günler alabilir. İçinde dolaşırken kaybolmamak işten bile değil. Pistin bulunduğu güverteden aşağı indiğimizde gemi uçak gemisi olma özelliğinden bambaşka bir kimliğe bürünüyor. 12 katlı TCG Anadolu 3 ana güverteden oluşuyor. Barındırdığı hava araçlarının dışında ayrıca çok maksatlı bir amfibi gemisi. İçinde 94 askeri aracı taşıyacak kapasitede. İşte burası da geminin havuz güvertesi. Tam 70 metre boyunda, 16 metre genişliğinde. Çıkarma gemileri bu havuz sayesinde rahatlıkla manevra yapabilecek. Biz çeliği, metali, boruyu, kabloyu birleştirerek dev bir güç elde ettik. Elimizde büyüdü, çocuktu da, büyüdü. Bugüne kadar biz ona hizmet ettik. Bundan sonra o Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet edecek diye düşünüyorum. TCG Anadolu 700 amfibi personelini taşıyabiliyor. Askeri araçlar, tanklar, zırhlı araçlar, toplar, kara birlikleri amfibi çıkarma gemileriyle bir yerden bir yere nakledilebiliyor. 94 araç taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca zırhlı araçlar, ayrıca gemiler, amfibi gemileri taşıma imkanı var. 700 amfibi personel de bu gemide taşınabilir durumda. TCG Anadolu'nun köprü üstündeyiz. TCG Anadolu'yu diğer savaş gemilerinden farklı kılan özelliklerinden biri de SEAP sistemi. 5 jeneratör motorlara enerji sağlıyor. Gelişmiş mühendislik yapısıyla 360 dereceye varan manevraları bir korvet hızıyla yapabiliyor. Gemilerin devletten hayatlarında çok farklı yerleri vardır. İşte Bandırma Vapuru gibi, Nusret Mayın gemisi, İşte Yavuz gemisi gibi biliyorsunuz. Bu geminin de bu ülke için çok önemli olacağını değerlendiriyorum. Köprü üstünün hemen yanındaysa uçuş kontrol istasyonu yer alıyor. Diğer bir deyimle uçuş kulesi. Bakmayın şimdilik böyle boş durduğunda. Yakında burası arı kovanını andıracak. Kızıl Elma, insansız hava araçları, Atak helikopterleri, yerli ve milli SİHA'lar işte bu odadan komuta edilecek. TCG Anadolu'da seçilmiş 403 personel görev yapacak. Savaş durumundaysa bu sayı 1250'ye çıkacak. Yüzen şehirde personel için 700'den fazla kamera, 8 dinlenme salonu bulunuyor. Savaşta ve barışta. Hani çok maksatlı gemi diyoruz ya efendim. İnsani yardım faaliyetlerinde de kullanılması maksadıyla en ince ayrıntısına kadar her şey düşünülmüş. Burası geminin hastane bölgesi. 32 yatak kapasitesi, yanık ünitesi, diş hastanesi, kan bankası ve 2 ameliyathanesiyle son teknolojiyle donatılmış tam teşekküllü yüzen bir hastane.